A, B pozitif tam sayılar olmak üzere A üzeri 2B eşittir B üzeri 3A ve B 5A olduğuna göre A aşağıdaki hangisidir diye bize sormuş. Ben burada B gördüğüm yere 2A, 5A yazarsam A üzeri 10A olur burası. Eşittir B üzeri 3A'ya. B de 5A olduğu için 5A'nın 3. kuvveti A üzeri 10A. A üzeri 10'u A'yı eşittir. Bunu ayırırsak 5A'nın 3. kuvveti çarpı 5'e şöyle diyeceğiz. Şurayı tabanını parçalarsak bunun 5'in 3. kuvvetiyle A'nın 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bunu karşıya yırdığım zaman A üzeri 7A kalır burada. Burası 5 üzeri 3A. Bana A'yı sorduğu için A'nın 1 bölü 7. 7A'ya bölersek üstleri 1 bölü 7A ile çarparsak burası ne olur? A eşittir 5 üzeri 3A bölü 7A olur. A'lar da gitti mi? A eşittir 5 üzeri 3 bölü 7 buluruz. İfadesinin eşiti kaçtır demiş. Biz 3 üzeri 20 ile 7 üzeri 21 çarpı 7 üzeri 1 şeklinde yazabilirim burayı. Aşağıyı da 3 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 1 7 üzeri 21 şeklinde yazabilirim. 7 üzeri 20'ler gider, 3 üzeri 20'ler gider. Geriye 7 bölü 3 kalır. Olduğuna göre en kaçtır demiş bize. Burası 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 8. Karşısında n çarpı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 diye ayırırsam 3 üzeri 4'ler giderse 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 4 eşittir n. O da eşittir 3 üzeri 4 yani 81 vurur. Elinde 5 üzeri 12 bölü 2 üzeri 20 metre ip bulunan Zehra her gün o günkü uzunluğunun 1 bölü 5'ini kesip atıyor. Şimdi birinci gün o zaman 5 üzeri 12'nin 2 üzeri 20 1 bölü 5'i dersek buradan bu ne yapar? 5 üzeri 11 bölü 2 üzeri 20. Bu kesilen kısım. Kesilen kısım 5 üzeri 11 bölü 2 üzeri 20. Buna atarsak 5 üzeri 12 bölü 2 üzeri 20'den 5 üzeri 11 bölü 2 üzeri 20'yi çıkarttığımda bu 5 üzeri 11 çarpı 5 eksi 1 bölü 2 üzeri 20 yapar. Buradan da 4 çarpı 5 üzeri 11 bölü 2 üzeri 20. Şu iki tanesini götürdüğünde 5 üzeri 11 bölü 2 üzeri 18. Yani 5'in üstü 1 azalırken 2'nin üstü 2 azalıyor bakın her gün sonunda. Bu şekilde 11 gün geçtiğinde yukarısı 11 azalır. Yani 5 üzeri 12 eksi 11 olur. Aşağısı 2 azaldığından 2 üzeri 20 eksi 22 olur. Her gün 2 azaldığı için 11 günde 22 azalır. Bu işlemin sonucu da ne yapar? 5 bölü 2 üzeri eksi 2. Bu da eşittir. 20 yapar. Kalan en son 20 olur. A üzeri 3 bölü 2 eşittir. B üzeri eksi 2 bölü 3. A üzeri, B üzeri 5 bölü 6 eşittir. C üzeri eksi 3 bölü 4. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olduğuna göre A'nın C cinsinden değerini sormuş bize. Burada biz şu ifadeyi bir bölü 5 ile çarparsak üstleri. B üzeri 1 bölü 6 eşittir. C üzeri eksi 3 bölü 20 olur.
Şu iki ifadeyi karşılıklı çarptığımda a üzeri 3 bölü 2 ile c üzeri eksi 3 bölü 4'ün çarpımı eşittir b üzeri 1 bölü 6 oluyor. Bunlar bu şekilde karşılıklı çarptığımda eşitledim de. Bu oranda b üzeri 1 bölü 6 gördüm bire. Bunu yazarsam a üzeri 3 bölü 2 çarpı c üzeri eksi 3 bölü 4 eşittir. C üzeri eksi 3 bölü 20. Bunu karşıya yorumladığım zaman a üzeri 3 bölü 2 eşittir. C üzeri bu çıkarmayı yaptığımız zaman buradaki çıkarmayı yaptığım zaman 12 bölü 20 elde ederim. 12 bölü 20 elde ettikten sonra şimdi a'nın üzerini tek bırakmak için 2 bölü 3 ile üstleri çarparım. Şurada. Burada. O zaman a üzeri 1 eşittir. 20, c üzeri 24 bölü 24 bölü 60 olur. Bu da sadeleşirse c üzeri 5 bölü 2 bölü 5 olur. X ve Y, M birer tam sayıdır. X üzeri M eksi 3 eşittir. 2 üzeri 12 olduğuna göre X artı M toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize sormuş. Şimdi burada baktığımız zaman X 2'nin kuvveti olarak olabilir. İşte 4, 8 bu şekilde 64'ün kuvvetleri yazılabilir buraya. Eşitlik olması için. Biz x8 dersek 2 üzeri 3 demektir 8. O zaman m eksi 3 4 olacaktır. M buradan 7 çıkar. M 7 çıkarsa x artı m 15 olur. Bunu eledik. X 64 olursa 2 üzeri 6 demek bu. O zaman m eksi 3 2 olacaktır. M buradan 5 çıkar. X artı m de 69 olur. Bu da sağlanır. Burada x'e eksi 64 diyebiliriz. X'e eksi 64 dersek üzeri 2 olacağı için yine sonuç pozitif çıkar. Yani M 5 olur. Toplarsak da eksi 59 da olur. Bunu denedik. 22 X 16 olduğunda 2 üzeri 4 demektir. M eksi 3 de 3 olacaktır. M buradan 6 çıkar. X 16 artı 6 22 yapar. Bu da olur. Ama eksi 3'ü bulamayız. Olduğuna göre 3 üzeri M bölü neyi sormuş bana. Yukarıdaki ifadeyi bir açarsak 15 üzeri M ne demektir? 5 üzeri M çarpı 3 üzeri M demektir. Karşısında ne var? Bunun 5 üzeri M çarpı 5 üzeri N var. 5 üzeri m'ler giderse 3 üzeri m eşittir 5 üzeri n'ye. Burada ikisini de 1 bölü n ile 1 bölü m ile 1 bölü n evet 1 bölü n ile üstler çarpılırsa o zaman 3 üzeri m bölü n eşittir 5 üzeri n bölü n olur. O da eşittir 5 üzeri 1 yani 5 buluruz. A pozitif bir tam sayıdır. A üzeri x artı y 25. A üzeri x eksi y 9 olarak verilmiş. Burada biz bu iki ifadeyi çarparsak 2x eşittir
225 çıkar. O da 15'in karesi demek. Yani a üzeri x 15 bulunur. A üzeri x 15 ise a üzeri x çarpı a üzeri y eşittir 25'ten 15 çarpı a üzeri y eşittir 25. A üzeri y de buradan 25 bölü 15 yani 5 bölü 3 bulunur. Şimdi yerine koyarsak istenilenleri a üzeri x 15 bulmuştuk. Çarpı 3 çarpı a üzeri y'yi de 5 bölü 3 bulmuştuk. Sadeleştirirsek toplam ne yapar? 20 olur.